sıraya girmiyorlar, bir anda kapıya çullanıyorlar. Bu beni çok geriyor. Gençler mesela kalkıyor, yer veriyor, ilgi gösteriyor. Ne olacak kızım, ne yapacağım? Üst üste biniyoruz. Bir şikayetçiyiz yani. Kayseri'de her gün binlerce insan toplu taşıma araçlarıyla seyahat ediyor. Biz de bugün Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına toplu taşımayı sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Kayseri'nin genelinde özellikle şehir hastanesi yapıldıktan sonra o güzergahta geçen, o mahallelerde geçen tüm araçlar full dolu her zaman. Bir öğrenci olarak özellikle bu durumdan zorlanıyoruz ve bu durumun rahatsız edici olduğu da ortada. Hani durum zaten korona günleri, herkesin birbirinden uzak durması gerekiyor. Herkes ne kadar aşı da vurulsa virüsün bulaşıcılığı devam ediyor. Ölümler de belli ortada. Bunca şey olurken hem toplu taşımaya bekleme sürelerinin fazla olması, hem otobüslerin normalden daha fazla almaya devam etmesi tamamen problem. Esas ana güzergah, şehir merkezinden dışarılara doğru olan yerlerde yolcu sayısı ne kadar fazlaysa o yolcu sayılarını bölmeden, otobüslerin güzergahlarını bölerek devam edilmeli. Ya da mevcut güzergahlara daha fazla otobüs eklenmeli. Bunun haricinde bunun çözümü ne tramvayla ne de başka bir şekilde çözüleceğini zannetmiyorum. Sosyal mesafe yok abla bir kere. Çok kötü. Hayatımızı riske atıyoruz. Okulların açılmasıyla çok kötü oldu. Kapatmaları lazım bence. Bu kadar. Başka da bir şey yok. Okulları mı kapatmaları gerekiyor? Aynen. Sabah otobüse şeye biniyoruz tramvaya. Adım atılacak yer yok abla. Sosyal mesafe diyorlar. Şey var. Tramvayları falan daha sık yapmaları lazım. Öyle yani. Peki ne tür çözüm yolları bulunmalı? Daha sık yapmaları lazım. Seferleri. Aynen. Ya şimdi iş saatlerinde çıkışlarında sorun oluyor bazen. Sıkışık oluyor ama gün içerisinde pek sorun olmuyor. Yani hafta içerisinde de hiç sorun olmuyor yani bu otobüslerde. Ama akşam olsun sabah olsun biraz doluluk oluyor. Mesafe hiç yok. Biraz da koronadan bahsedersek mesafe hiç yok. Yani alabildiğince alabiliyorlar şeyi otobüsler. Eksever geç kalabiliyor bazen. Yani şey bekliyoruz. Eksever bekliyoruz aslında istiyoruz. Sıkıntımız o. Yani araba sıkıntımız var. Vallahi ben arabam vardı yeni sattım. Bayağı kalabalıklaşmış. 2 yıldır binmiyordum. Zor yani hani zaten pandemi dönemi. Sıkıntı. Zor. Neleri zor? Sıkışıyoruz zaten şuradan belli. Sıkış böyle biniyoruz. Zor zaten. Ne tür çözümler yapılmalı? Ne tür çözümler bulunmalı? Vallahi araba fiyatları düşse aslında olur. Araba işte yurt dışından geliyor. Bir kendimize alıyoruz, bir devlete alıyoruz. Bir nereden geliyorsa oraya alıyoruz. Çok pahalı yani her şey. Yani çok kalabalık buluyorum genel olarak şehrin. Çok kalabalık olduğunu ve yani çok iyi kullanıldığını düşünmüyorum toplu taşımanın. Özellikle en çok rahatsız olduğum konu da toplu taşımaya binerken yani sıraya girmiyorlar, bir anda kapıya çullanıyorlar. Bu beni çok geriyor ve genelde hep beklerim, en son binerim. Kalabalığa girmemeye çalışıyorum ama gerçekten çok gergin oluyor benim için toplu taşıma. Vallahi bizler iyi buluyor. Allah razı olsun. Gençler mesela kalkıyor, yer veriyor, ilgi gösteriyor. Ne olacak kızım, ne yapacağım? Önceki kadar sıkı değil. Ama önce çok herkes üst üste biniyordu. Şimdi o kadar değil. Hani kimse de rahatsız olmuyor. Kimse kimseye şey yapmıyor. Şimdi gençlerimiz de önceki gibi de değil. Saygı da var. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum kendilerine. Öyle buluyor işte. Bazısı kalabalık oluyor. Bazısı öyle gidiyor. Nasıl olacak? Bu araç kendi aracına bileni herkes yine evinin ailesiyle biniyor. Tek binmiyor. Toplum taşıma için şöyle biliyoruz. Bu dar kesimlerde yani Boztepe olsun, ondan sonra Ziya Gökhan olsun, bu taraflara toplu taşıtı yok. Bir iki saatte bir tane geliyor. Bak ben bir saattir bekliyorum, yok. Anlatabiliyor muyum? Yani her yere fazla çıkarmalar lazım. Pandemi diyorlar, hastalık diyorlar, maske diyorlar, mesafeyi koruyalım diyorlar ama hiç alakası yok yani. Millet üst üstüne yığılıyor, üstte şey diyorlar. Bu maske mi bizi koruyacak? Ben söylüyorum yetkili kişilere. Bu yani petrol üründeki maske bizi koruyabilecek mi yani? Az aza yani aramızda 10 santim yok karşımızdaki kişiyle. Üst üste biniyoruz. Bir şikayetçiyiz yani. Yani bunun önlemini alması lazım. Ya ikişer tane araç fazladan çıkması lazım. Ya da bir önlemin yapılması lazım yani. Orada anons yapıp da camide deyip de işte mesafeyi koruyalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Hepsi hikaye.